Şimdi kataloğu bulmamız lazım. Şuna arama özelliği vardı sanki bir yerde ya. Oğlum ben bunların hepsini vermiştim. Kala. Kaladok. En son bugün at kafal. At kafal da görülmüş. At kafala gidelim o zaman. At kafal nerede? At kafal. Buraya doğru bir yola çıkalım biz. Garabeli mi? Niye Garabel? Katolu işaretleyebiliyoruz mu? Görebiliyoruz mu şimdi artık nerede olduğunu? Şurada beygirler 76. Dağın üstünden geçebiliyoruz mu? Ha. Tamam, onu yaptım. Şu kale geç onu boş ver. Birlikte ne var? Gelişecek adamlar var. De. Yardım edecektim. Bitirdiler adamlar direkt zaten. Utelim. Utelim Kalesi. Utelim nerede? Oha oğlum ne ara oraya gittin ya? Biz bu elemanı bulasaya kadar herhalde bir şimdi bir daha bir bakalım. Hala Utalim Kalesi'nde. Devam et. Seviye atlamışız. Şuraya gidelim mi? Yük beygiri 38. Batanya Savaş Bineği. Bak buradan ucuza alabiliriz aslında Batanya Savaş Bineği'ni. Bunların hepsini çekince kaç vermemiz gerekiyor? 4600. Tamam. Ben onun yerine size temizinden şöyle. Şunları vereyim ben size. Demir vermek istemiyorum ya. Ham demir nereye gitti?
Onun yerine size bunları vereyim. Allah. Aa, alın bunların hepsini. Güzel ticaret. Şimdi Kranirok nerede Kranirok? Kranirok yakınlarında. Ha hadi ya. Ha tamam. Bu iyi oldu. Bulduk Kaladok'u. Ay. Koşmak istediğim bir şey var ya. Olalım mı Lord? Cesur bir savaşçı ve iyi bir lider olarak tanıyorsun seni. Evet. Eğer bana sadakat yemin etmeye hazırsan seni yanıma kabul etmekten memnuniyet duyarım. Ben hazırım, Kaladok Reis. Güzel, öyleyse benimle birlikte yemin oku. Meşru Yüce Batanya Kralı olarak sana bağlılık yemin ediyorum. Gökyüzünün ve yeryüzünün güçleri seni bu kutsal toprakları korumakla görevlendirdi. Yanında yer alacağım, seni yüzüstü bırakmayacağım ve son nefesimi verene kadar savaşacağım. Bu toprakların güçlü bir koruyucusu olması için kararlarınıza uyacağım ve hakkınız olan haracı ödeyeceğim. Haraç peki. Sadakatine karşılık en iyi adamlarımdan bazılarının komutasını sana vermeyi öneriyorum. Ayrıca yaptıklarının karşılığında savaş meydanında çok işine yarayacağını umduğum bu armağanı kabul et lütfen. Ne veriyor? 6 tane asker mi veriyor bana? Ölüm meleği. Oo, 15K'lık bir kılıç veriyor bize. İyiymiş. Uzunluk biraz kısa ama diğer özellikler 10 numara. Aa, bu güzeldi bak. Eyvallah hocam. Başka bir şey var mı? Şimdi bir şey yapmamız gerekiyor mu bununla? Bir de bir sorunum varmış galiba. Tamam ya ben kiraları toplarım. Merak etme. Kalalok Grace. O iş bende. Şimdi şuradan itibaren başlayalım şey toplamaya, asker toplamaya. Ha. Sadece şunları mı toplasam acaba Batanya kahramanı? Bunları yükseltir miyiz? Neyse yükseltiriz bakalım. Geç. Kaç gün var bu görevin? 20 gün. Tamam. Giderken yaparız. Asker topla. Eskiden işaretlediğim yerden işaretlerini kaldırayım. Tamam. Onları nasıl kaldıracağım? Özellikle seçip mi kaldırmam lazım? Kren yok mesela. Başka var mı?
At kafal var. Ama onlar zaten şu anda gidip de toplamam gereken yerler herhalde. Çavulcuları yakalayabileceğiz mi? Aa, burada turnuva varmış. Turnuvaya girelim. Ticaret. Yük beygirleri ucuz ama. Dur. Bizim de karakterimizde bir gelişme olmuş. Binicilik. Yük hayvanlarının taşıma kapasitesi %20 artar. Binek alım satımında daha iyi fiyatlar. Ha bak, bu işimize çok yarayabilir. Binek hızını %30 artırır. Üstteki çok işimize yarayacak. Tamam. Arenaya gidelim. Turnuvaya katılalım. Ailene girer misin? Tamam, gireceğim. Şu turnuvaya bir halledelim. Hadi bakayım. At last. İyi vurduk ha. Lan kömür yutan yalıri yine karşımdaymış ya. Ben de diyorum bu kim? Safi zarar. Hadi be. Ya. Ay. Ben öldüm sandım lan. Meğersem yere düşmüşüm. Benim yoldaşım sözde ya. Kömür yutan yalir. Benim eleman. Yoldaş. Aga be. Şimdi aileye girelim. Aile. Karakterden mi giriyorduk aileye? Nereden giriyorduk lan aileye? Heh. Al kömür yutan yalır işte. Ya biz bu Nusu'nun yeteneklerini verdik. Hadi ya, bana mı geliyor? Bayılmayı ölmek sandım harbiden ya. Bizim biraz daha yoldaş almamız lazım ya. Şu hana gidelim bakalım. Evet, birlik. Biz biraz yoldaş alalım. Şuradan bir hana git. Ya abi, niye handa kimse yok ya? Allah Allah. İlginç. Bunlar ne oluyor? Yok, para istemiyorum şu an. Tutsakları görevlerde veriyorum. İyi oluyor da. Neyse, gidelim bir şu vergileri toplayalım bakalım. Çapulcular gelin mi? Neyse. Çok uzaksınız. Çok sıcak oldu. Vergileri toplayalım bakalım. Kardeşim orduda değil.
çağırabiliyor mu kardeşim orduya? Ansızın senin askerin ile köy gençler arasında bir arbede çıktı. Asker yok. Başka bir şey var mı? Yok. Girelim birliğe tekrar. Oha. Bize bayağı gelişecek asker olmuş. Hadi bakayım. Birlik kurumu. Nereden diyoruz birlik kuru? Birlikteyim şu anda. Ha, dur, anladım. Anladım ama bir dakika. Şimdi Kuzeyit Atlısı var. Kuzeyit Akıncısı var. Kuzeyit Kanglisi var. Bunlardan hangisini geliştireyim? Fark ediyor mu ya da? Aileden. Tamam. Dur, şunları geliştireyim madem ben sırayla. Tamam, 9 at kullansın. Birlik. Ha, yeni birlik oluştur. Ha, Nusun'a mı tıklamam lazım? Ne yapacağım şimdi? Ha, bu kadar mı? Şimdi diğer köyümüz şurada. Ay. Günlük altın değişimi eksi 3000 mi? Abi bizim günlük eksi 3000 mi gidiyor? Ne oluyor lan? Oğlum bizim acilen güzel bir para kasmamız lazım. Eksi 725. Bizden niye eksi 3000 gitti az önceye? Senle bir konuşalım. Ne istiyorsun? 1400. 10 sağlıklı. Ben sana. Lan son görüşmemizden ne? Az önce görüştük zaten. Yalancı.
Geç. Şimdi şuraya gidelim. Ne oldu bizim? Yetenek mi geldi? Heh. Şimdi bak vekili arttırabiliriz. Vekili arttırabiliriz. Cazibede karşı cins ilişki kazancı %20 arttır. Aynı cins ilişkini. Kardeşin yeteneğini oğlum ilk bölümde verdim ben onun yeteneklerini. Şimdi tekrardan vermemiz gerekecek ya. Yanlışlıkla iptal mi dedim, ne yaptım bilmiyorum da. Aynı cinsle yapalım bence çünkü yani şimdi söylemesi ayıp biraz ama parayla nasıl olsa karşı cinsi halledebiliyoruz. Tamam, tekrardan verelim. Şuradan vekilliğimizi bir arttıralım biz. Şimdi klan yok. Dur. Karakterden de. Ne yapmıştık hatırlıyor musunuz mu ya? Rastgele veriyorum ya. Böyle sıradan hepsini vereceğim işte tekrardan. Yay artı çift elle. Tamam. He, sen şu becerileri diyorsun, değil mi? Tamam. Vekil ve liderlik, tamam. Valla fazla okumadan devam ediyorum böyle. Bunlar boş mu? Madem sallıyorum böyle ya. Kullanmayacak. Aa, hepsini rastgele veriyorum o zaman ya.
Yallah. Yay bak biraz dedin. Bundan sonrası önemli mi? Açık formasyon seçiyorum bence bunda. %10 daha az hasar alsınlar. Daha mı fazla hasar versinler ya da? Daha az hasar alsınlar ya. Heh. Şimdi ormanlık alanlar önemli. Ormanlık alanlar. Genelde ormanlık alanlarda kapışıyoruz çünkü. Artı ordu bütünlüğü %5 daha yavaş kaybeder. Sığınaklarda savaşırken sığınakları boş ver. Senkronize askerler bütün askerlere karşı %5 kazanır. Simülasyon haydut çetelerine karşı. Salla haydutları. Düzensizlik durumlara moral cezası uygulanmaz. Kuşatma altındaki bir yerleşkeye girip çıkarken %25 daha az adam kaybet. Yarım bıraktıktan sonraki düzensizlik süresi %15 azalır. Geride bırak %50 askeri bırakarak savaşlardan kaçabilirsin. R yok. Turnuvayı boş ver. Şimdi bu çocuk sahibi. Benim kardeşim çocuk sahibi olursa benden daha fazla kral olduğum zaman liderlik. Günde artı 2 tecrübe ve senin aynı medeniyeti olan askerin seviyesini arttırır. Alttakini mi seçeyim bunda? Alttakini seçtim bunda ya. Saldırırken savaşın başında fazladan 4 moral. Daha iyi sanki otorite. O şu güzel gibi. Şu daha iyi sanki. Ticaret. Mervan kurarsın belki. Vekil.
Bu da önemliydi. Tamam, alttakini seçtim. Alt üst deme de, sen benden geç geliyorsun ya. Şimdi fark etmeyebilirim. İsmini yaz direkt. Talim Çavuşu mu, 7 eski asker mi? Talim. Soğukkanlılık mı, sömürü haneler mi? Neymiş? Bu soğukkanlılık daha iyi sanki. Etkin seferci mi, vaatlerle ödeme mi? Vaat. Hangisi? Atılacak silahlar tecrübelerini artırmak için askerlere bağışlanabilir. Tarife geliri %10 artar. Binek sayısı süvari olmayan askerlerden fazlaysa birlik moralini artıyor. 4 artırır. Vergi geliri %10 daha yüksektir. Aa, lojistikçi daha iyi sanki. Vergi geliri artıyor. Yaralı askerler için ücret ödeme. Köy ocağı büyüme oranını %20 artırır. Köy ocağı ne oluyor? Asker vermekten kazanılan nüfus %25 artar. Proje hızlandırma %20 daha etkilidir. Tamam, destek. Şimdi 14 tane serbest özellik puanım var. Buradan hangilerine vereyim? Sen demiştin ki şey önemli, çift el, hani güç falan biraz önemli demiştin. Taktik, vekil, liderlik lazım demiştin. Eşit dağıt. Ya 14 tane var. Vekil, liderlik, vekil de lazımdı değil mi? Ha, hepsine 2 mi vereyim? 2, 4, 6. İki tane arttı. O da zeka ile yok. Aynen, zeka ile liderliğine mi olsun? İzcilik mi olsun? Serbest puanları neye vereyim? 25 tane serbest puan var şimdi. Liderlik fulle. Liderliği fulledik. Taktiği fulleyeyim mi? Vekili fulleyeyim. Vekili fulledik. Taktik fulleyeyim mi taktiği? Taktiği fulledik. Binicilik yay çift elli mi vereyim bir de? 2, 4, 5 yok. İki tanesine verebileceğim. Yayla çift elliye mi vereyim, biniciliğe mi vereyim? Hangisine vereyim? Ya da binicilikle çift elliye mi vereyim? Kaya devam. Devam ki.
Hadi bakalım. Merhametli özelliğimi neden kaybettim lan? Ya bir dakika. Ne olur vermiş olayım hepsini. Heh. Oh, korktum ya. Var ya. Sen 16 yaşına mı bastın? Buna biz ne veriyorduk? Kurnazlık veriyorduk galiba. Aynen. Kaya 6 kişiyle baskın yapıyor. Baskın basanındır Kaya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bannerlord akıyoruz. Ha kendime mi geleyim? Dur neyse şunu yapayım kendime geleceğim. Geç. 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 Elçilik iyidir. Sonraki. Sana bir af. Katıldım bu olay. Bilinci konusunda yeteneğini arttırdım. Tamam. Ben niye merhamet özelliğimi kaybettim onu anlayabilmiş değilim. Neyse. Şimdi sen bana neye bak demiştin? Vekil özelliğimize bakacaktık. Şu an böyle. Hangisini? Tamam, ileride olacaksa şimdilik. Şuradan da bir vergi toplayalım bakalım. Hadi bendensiniz lan. Hadi bendensiniz. Şu morun ata gidelim bakalım. Yere kılıç falan attın mı askerlerin tecrübe kazanacak. Allah Allah. Asker toplamayacağız. Ticaret. Şimdi. Tamam. Aa bizde hiçbir şey kalmamış mı? Oğlum bizim acilen para yapmamız lazım bir şekilde ya. Bakalım. Birazdan bakalım. Ya abi çift 50. Hadi bakalım. Nasıl ya? Bu adam nasıl vurabildi lan bana? Kaya geldiniz ama hiç sesiniz solunuz yok ya. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok. Kaya sen ne oynuyordun? Wow.
Oo, az daha kaybediyorduk. Çok az canım kaldı. Hadi bakalım. Wow. Allah Allah. İyi lan, kömür yutan yazıyla berabermişiz. Aa, her türlü ikimizden birisi kazanıyor. O zaman kesin biz kazanıyoruz yani. Bahis bastım kömür. O yüzden adam akıllı dur. Allah kahretmesin. Ya gelir safi zararsın ya. Kardeş 23 asker toplamış. Lan sen ne yapıyorsun ya? Oğlum toplasana biraz daha. Kaladok. Yanıma mı çağırayım? Çağıralım. Nusu gel. Nasıl çağıracağım lan ben bunu? Yanıma. Çağıramıyorum, niye? Bu birliğin birlik büyüklüğü sınırının %40'ının daha az adamı var. Biraz daha mı adam toplaması lazım bunun? Tamam, biraz daha adam sen topla. Ondan sonra görüşeceğiz. Ben bize şu şuralara şuradaki piyadeleri almaya çalışalım. Biz bir de oradaki kaleleri almaya çalışalım bence. Bizim ticaret yapmamız lazım ya. Sen ona gidelim bakalım. Ha, burada da turnuva varmış. Bizim ticaret yapmamız lazım. Şu yük beygirlerini falan alıp ya da aynen yük beygirlerini alıp satacağız bir yerde, artık yapacak bir şey yok. Ya da diğer malzemelerin fiyatlarına bakacağız. Karlı değil. Bak bu iki katı getirebilir. Tereyağı. Marunatta satarsak.
Oo. Bu 3 katı getiriyor. Şunun hepsini çeksek. Tamam, güzel. Maron Art'ta 27'ye satılabilir. 6'ya alıyoruz. Çek. Maron Art'ta daha iyi satabileceğimiz ne var? Maron Art'ta daha iyi satabileceğimiz hepsini 15-22. Az bir kar payı var ama çek. Maron Art'ta 30'a satabiliriz. 23. Çok az ya. Dur bakalım, bulamazsak eğer. Oo, 70'e. Yüzde neredeyse 2 katı. Çek. Oo lan, para kalmadı. Dur. Onun yerine dur, şunu boş ver. Yün. Şunu çekelim. Şimdi 3000'e kadar şunu, ya da 3500'e kadar. Sen ya da şöyle, şu kadar yeter, tamam. Bu kadar yeter. Şimdi arenaya gidelim, turnuvaya katılalım. Katıl. Bahis yapmak istemiyorum ama yapacağım. Wow, wow, wow! Kaç. Kimse kalmadı bizden. Şu kırmızıları götürün ya. Hadi kırmızıları öldürün lan. İlk ikiye girelim bari da. Heh. Tamam, güzel. Şuna gidin yine siz. Dur 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 dur. Wow. Wow, hadi be. Abi çok korkuyorum. Katıl. İyi, iyi, iyi. Güzel. Şimdi şuradan şunu bir satalım ya. Tamam. Şimdi Marat'a gideceğiz. Değil mi? Aynen. Marat'a gidelim be. Şu elimizdeki malları satalım. Asker yok. Ticaret. Şimdi
Keteni. Dur. Ya da sat hepsini. Neyse. Demir cevheri. Tamam, sat hepsini. Yünü hani fazlaya satabilirdik. Neyse. Sat bakalım keteni. Başka ne var? Başka almış mıydık bir şey? Oğlum kaç para verdik biz zaten? ₺3.500 verdik. Biz niye bir şey alamıyoruz? Neler almıştık biz? Abicim biz niye kâr elde edemiyoruz? Biz demirciliğe girelim. Safi zarar. Ticaret mi, ticaret mi? Demircilik. Gir abi. İlk önce bir arıtalım şunu. Tamam. CTRL-X mi? O ne ya? Kesin kötü bir şey. Burada bir süre dur ya da. Neyimiz? Ticaret mi yükseldi? Eşya fiyatlarını ortalama fiyata göre işaretle. Birliğin ağırlık taşıma kapasitesini %30 artırır. Atölyenin bakım masraflarını %20 azaltır. Eşya fiyatı ortalama fiyata göre işaretle. Şimdi biz atölye falan işine girecek miyiz? Yoksa birliğin ağırlık taşımasına şey yapalım. Önce bir fırlatma hançeri. Tamam, atölyelere işaretledim o zaman. CTRL-X. Uygula. Şimdi. O zaman ticaret. Ne al demiştin sen bana? Fırlatma hançeri. Daha iyi hançer var. Yok galiba Fırat Mançer. Tamam. Burada işimiz bu kadar. Başka bir yere gidelim. Biraz da şu taraflara doğru gidelim. Dungalis'e gidelim bakalım. Ha, İmparatorluktan Pugio almıştım bir ara. Yaptık ama işte. Pek bir şey yapamadık orada. Bu askerler... İyi mi? Alayım mı? Ama piyade işe yaramıyordu. Sadece okçu yapacağım değil mi Batanya'da? Demirci. Daha sonra geleceğiz, döveceğiz. Hançeri yok ya. Dediğin acaba daha işe hançer olabilir mi? Karaben sete gidelim bir de.
Dur, karbon sette satabileceğimiz bir şey var mı acaba? Karbon sette şu kadara satılabilir falan diye. Karbon setle ilgili hiçbir şey yok lan. Gidelim bakalım bir karbon sete. Tamam, imparatorluktan o yük beygiri falan bayağı ucuz burada. Burada da yok. Para kalmadı ya. Kafayı yiyeceğim. Katır 40. Kaç tane aldım bilmiyorum ama. Katır, Batanya midillisi. Nerede? Şunları satacağım. 35, 3-1. Bakalım ne kadar gelecek. Haraneye gidelim. Gerek yok. Oh. Allah. Lan. Uf. Hadi bakayım. Allah Allah. Hayır. Uf. İyi lan, kömür yutan gelir. İyi oldu bak, vay. İyi, karşılıklıyız. Hadi bakalım. Allah. Of.
Hemen şu neşteri satalım. Tamam. Şimdi buradan. İmparatorluk hangisiydi ya? Şunlar mıydı? Heh, aynen. Tamam, aşağı doğru gideceğiz. İlk önce şu Dungas'a gidelim mi? Burada bir satalım şu şeyleri. Eksi 1276 ne ya? Katırları sat. Sonra Bozkırlarını sat. Tamam. Şimdilik. İyi. Buradan alıp da satabileceğimiz bir şey var mı? Dur, nereye gidiyoruz biz? Aşağı tarafta ne vardı? Marunat. Marunat'ta satabileceğimiz bir şeyler lazım bize. Marunat. Geç. 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 İki katından fazla etmesi lazım ya. İki katına en yakın hangisi var o zaman? 38, 76. Ama Runart'ta 63. 25, 50. Bu ya, en yakın bu. Amifek al. Al kereste. Postu 42. Postu 42'ye aldık, tamam mı? Postu 42'ye aldık. Gelsene artık sen ya. Allah Allah, hala çağıramıyorsun. Neyse. Ha, turnuva varmış burada. Bir ona da gireriz. Şimdi. Çömlekleri sat. Amipe'yi sat.
Lan yün almamış mıydık biz? Post 42'ye mi aldık? Posttan zarar ediyoruz. Olmaz böyle. Şunu daha savayı satsak mı? Sat ya. Turnuvaya katıl. Hadi bakalım. Ne veriyor Kosyan? Bahis. Ne veriyor? Salla. Allah beni bayılttı. Hadi be! Peki burada ticarette ne yapabiliriz? Bir daha bakalım. Ha dur, bir dakika. İlk önce Lageta'da satabileceğimiz bir şey. Lageta'da. Lageta'da satabiliyor muyuz? Bunlar hep kendi krallık içimizde yapabileceğimiz şeyler herhalde. O zaman geç. Lageta'ya git. Sen de bir görev var sanki ya. Bir görev yapalım geçerken. Ticaret sanatı mı? ...89 çuval kil. 979. 979. ...89. 11'e veriyor. Kilin tanesini 11'e verecek. Aydınlar, çapulcular falan baya şey aslında. Burada da turnuva varmış. Şimdi kili tanesini kaçtan? 11'den. 18'den satabiliriz aslında. Beygiri de satalım biraz. 90'a kadar. Güzel.
Arena'ya git. Turnuvaya katıl hocam. Para yapamıyoruz ya. Okçuluğumuz niye gelişmiyor bizim ya? Desperio. Oh be. Desperion. Ne zorluk çıkardın arkadaşım ya. Gel buraya. Oh be. Lan yoruldum ha.